Aslında ablamın yeri Adıyaman'dı. Mehmet'in yanıydı. Geçen sene depremde geldiğinde orada mezarda bir çökme meydana gelmişti. Şehitlikte 5 tane yine bizim bölgenin, bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimizin toplu mezarıdır. O mezarı biz Mehmet'in mezarı olarak biliyorduk. Bize yapılan açıklama ora oldu söylendi. Orada mezarın başında kendisi kızı Gül Hanım'a diyor, ben bu topraklara geldim. Evet, benim yerim Mehmet'in yanıydı ama kızı diyor, anne diyor, ben inanmıyorum diyor. Mehmet abim ölmedi. Bir gün çıkıp gelecek. Halen biz aile bu duygularla yaşıyoruz. Kendisi de kızına diyor, ben diyor Mehmet'e diyor, beni diyor affet oğlum diyor. Buradaki yatan her biriniz birer Mehmet'siniz. Ben burayı sürüyorum ama bundan sonraki ben hayatımı eğer bir gün teslim edersem, hepiniz biliyorsunuz Allah-u Kacı Şeker'im, belki bilmeyenler varsa Gole Şeker, aslen Kistikliyiz, doğma büyüme Yunusöy'de büyüdük. Annem babam orada rahmetlik oldu, biz İngiltere'de kaldırdık. Paşa abim İsviçre'de yaşıyordu, Türkiye'de rahmetlik oldu. Onu da annem babamın yanına götürdüm. Annemle, yani ablam hem annem hem ablamdı. Abimle duyguları belki hepinizin kardeşleri bazı ama onların arasındaki bağ, yani anlatılacak bir bağ değildi. Orada vasiyet ediyor, ben ölürsem diyor, beni diyor paşanın yanına gömün diyor. Her ne kadar ben duygularım, yani Adıyaman'da yanar olsa da çocuklarını, diğer ablama da kendisi o şekilde bir talebi olmuş. Bundan dolayı yani ablamı hepinizin affına sığınarak onu son işler olarak yani abimin yanına götürüp defnedeceğiz. Tüm toprak yani bizim topraklarımızdır. Yani bu topraklarda biz hepimiz sürgün gittik. Evet, devletin vermiş olduğu baskılarda, verdiği şeylerden görüyoruz yani köyümüzün yeşilliğine bakın, doğasına bakın, şeylerine bakın. El atılmamış, her şeyde mahrum kalmışız. Biz o ülkelerde sürgün hayatı yaşıyoruz. Çocuklarımız orada doğdu, bu toprakları bilmiyorlar. Oranın kültürü 2-3-4 kültür arasında yoz bir kültürle büyüyorlar. Biz bunların bilincindeyiz. Ama gönlümüz her zaman yine bu topraklardadır. Yine biz buraya geldiğimiz zaman şu kuru dağlara, taşlara, kıraç topraklara baktığımız zaman bizim belki kuşağımız farklı bir duyguyu hissediyoruz. Belki çocuklarımız bunu da hissetmeyecek. Evet, belki ablamı götürüyorum, belki bu insanlar diyecekler gelip abes belki görecek, işte memleketten buraya alıp götürüyorsun. Bu konuda bizi affedin. Ablam, sizlere rızalığını buradan biz istiyoruz. Misafirlerimi bu karşı diyordu. Şimdi kim gelecek? Benim evime misafir gelmez artık. Evet, yan döverim. Giron giron. En nosa kenimle köprü peron. Hemen guazen bole. Fakka sova davlat ebe fatna. Kuşağa fakka tonu hoge bera. La be, la be, bola be be. Belu çabir kuş olsaydım, Kürdistan dağlarına koysaydım, Berkuntalardan haber alsaydım, gel biz yavrumuzla görüşsaydım. Dukuda tanrı, dukuda tanrı. Eneğinde yetişti ama insanların da manevi dünyasını, iç dünyalarına da saygı duymaktan başka bir çözümümüz yok. Onun için uğru açık olsun, toprağı bol olsun, devri daim olsun. Şimdi Hakk'a uğurlama olarak son yıllarda bizim yolumuzun gereği bir rızalık yoludur diyoruz. İkincisi, erkanlarımızın dili, erkanlarımızın bize anlatanı Türkçesiyle, Kürtçesiyle, Arapçasıyla, bulunduğumuz coğrafyaların diliyle bizim nefeslerimizin özetidir. Onun için nefeslerimiz hem hüzünlerimize, hem düğünlerimize, hem erkan ve ikrarlarımıza tercümandır. Şu anda iki nefes canımı söyleyecek, onu da bir dinleyelim. Buyur. Thank you.
Yine dert geldi başıma, yine dert geldi başıma. Eyvah eyvah ömrüm eyvah. Kan karıştı gözyaşıma, kan karıştı gözyaşıma. Eyvah eyvah derdo eyvah. Kan karıştı gözyaşıma, kan karıştı gözyaşıma. Eyvah eyvah dardo eyvah.